Muaşeret. Muaşeret sözlükte birlikte yaşamak ve arkadaş olmak anlamındadır. Muaşeret terim olarak iyi ve uygun bir hayat yaşama, insanlarla ülfet etme ve iyi geçinme gibi anlamlara gelmektedir. Bu terim daha çok adab kelimesiyle birlikte adab-ı muaşeret şeklinde kullanılır. Adab, ahlak ve görgü kuralları anlamına geldiğine göre ikisi de birlikte mutlu, başarılı, yararlı ve uyumlu yaşamanın gerektiği kurallar topluluğu demektir. Her toplumun inanç ve geleneklerine dayalı ve ahlak anlayışından kaynaklanan adab-ı muaşeret görgü kuralları vardır. Bu kurallar zaman içinde oluşur ve bütün topluma mal olurlar. Müslümanlar her hususta olduğu gibi muaşeret esaslarında da en büyük örnek olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak durumundadırlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Yüce Allah Celle Celaluhu'nun belirttiği hayat kurallarının tamamını şahsında yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. İslam'ın bu konu ile ilgili kurallarını şöyle özetleyebiliriz. Hayrı söylemek veya susma yolunu tercih etmek, toplum içerisinde grup oluşturup gizli konuşmamak, alçak sesle konuşmak, insanları rahatsız etmemek. Büyüklerin karşısında saygıyla hareket etmek ve konuşmak, tevazu ile yürümek, bütün biçimleriyle temizliğe dikkat etmek, yemek sırasında insanları tiskindirici davranışlardan uzak durmak, rahatsız edici konuklarla toplum içerisinde bulunmamak, kapalı mekanlara izinsiz girmemek, insanların hatalarını ve sırlarını araştırmamak, selam vermek ve verilen selama en güzeliyle karşılamak, giyiminde orta yolu tutmak, israfa kaçmamak, yalan, iftira, gıybet ve hasetçi tavırlardan uzak durmak. İnsanlara karşı yumuşak huylu ve anlayışlı olmak. Şu ayetler adab-ı muaşerete ve eğitimine örnek mahiyetindedir. Ey iman edenler! Evlerinizden başka evlere yakınlık kurup izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar artık oraya girmeyin. Ve eğer dönün denilirse siz de dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah yaptıklarınızı bilendir. İçinde oturulmayan ve sizin için bir meta, yarar bulunan evlere girmenizde bir sakınca yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da sakladıklarınızı da bilir. Bu ayetlerde toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili kısa ve net bir öğüt verilmektedir. Resulün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlara hem bir bağışlanma hem büyük bir mükafat vardır. Sana odalarının arkasından bağıranlar yok mu? Onların çoğu muhakkak aklı ermeyenlerdir. Bu ayetlerde konuşma adabı özellikle de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan konuşma ve hitaplarda dikkatli olunması üzerinde durulmuş ve bunlara dikkat edenlerin mükafatlandırılacaklarını bildirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sürekli olarak toplumun içinde bulunmuş, muaşeret kurallarını insanlara öğretmiş ve bizzat kendisi de yaşamıştır.